Hayır. Çok iyi bir komutan da elit bir adamdır. Ya bilim bilmek zorunda değil ki. Çok iyi komutan da elit bir adamdır. Benim gözümde. İyi de benim de bu argümanım devreye Çok iyi giriyor bir açıkçası. marangoz da elit bir adamdır. Yani elit olması için her zaman kendini geliştirmeye yönelik bakması lazım dünyaya. Ben şu John Lankrol'la konuşmak istiyorum yani mümkünse. Discord'a gelsin. Çok çok istiyorum ya. Ben istemiyorum. Çok merak ediyorum. Net. Neyi merak ediyorsun canım? Nasıl bir konuşma tarzı var? Nasıl bir jargonu var? Ne anlatabilecek bana mesela Nereden sesli... izleyebilirim? Yok hayır. Sesliyken de bu kadar etkili salyalı konuşabilecek mi bana? Merak ettim. Yüzlerce şeyi çok merak ettim ama neyse tamam. Şu akışını bozmaya gerek yok. Çok yanlış laf. Benim dediğim mi? Ne yanlış laf abi? Crusher karşımda konuşamazsın diyor John Lankrof. Tamam, ben de tam olarak bu yüzden şey merak ediyorum Dövüştürelim seni. mi chat? Bunları bir dövüştürmemiz var mı? Abi dövüş var gibi. istemediğin bir yere gitsin istemiyorum ben yayın. Senin gerçekten ya geçen sefer gibi forcelamak istemiyorum dediğim gibi. Force arc'ı Bence bir yapmayayım. fight var ya. Ha, sen kokuyu aldın değil mi? Tabii. Senin hayatın sokaklarda kavga ederek geçmedi mi Neo? Sen Ohoho. O ne? konuda elit bir insanım abi. Balıkesir gettosundan değil misin sen? Tabii canım. Her yer getto, karanlık burada. Aman okudum rapçiler ya. Yani Oğlum ülkemin her yıllardır bu yerinde çukurdan getto çıktım varmış. yollar ya. Benim haberim yok amına koyayım ya. Bu Kavganın çukurdan kokusunu aldı. çıkmalıyız Kavganın kokusunu aldı. Abi adam Amerikan Navy'sinde komando olmuş. Buradan bilinçimiz yok mu mesela bu arkadaşı? Neden Türk Navy'sinde komando olmadın lan? He? Lan it. He? Bu kadar bölge yeter mi lan bu arada fillere? bence az abi. Az mı? Evet. Harbi mi lan? Bir geçenki daha büyüktü. Daha mı büyüktü? Değildi lan. Evet. Bence daha büyüktü. Emin misin? Abi fil sonuçta. Bana sıkıyorsun gibi Bakayım. geldi. Hemen internetten bakıyorum. Evet, zor. Bana bir sıkıyorsun gibi geldi moruk. Bakıyorum abi. Ama geçenki daha büyüktü ya. Daha büyüktü diyor chat. Allah Allah. Yine Buna ne diyorsun chat? Bu nasıl moruk? bu çok güzel abi bence. Tamam mı bu? De bu tamam. İyi o zaman. Kapıştıralım mı şimdi Jandan Crow'la Crusher'ı? Bence var gibi. Tabii Crusher istiyorsa. Crusher ne diyorsun aslan parçası? Ben istiyorum ben. Ben istiyorum canım. Vallahi mi? Ben istiyorum. Ben okeyim zaten. Ben sen okey vermesen de 5 dakika sonra sıvışıp gidip konuşurdum onunla bu Oo. Crusher on the move. Geçen de böyle olmuştu mu? Crusher ready. Crusher ready. Game ready şu anda Crusher abi. Ne yapalım Çetullah? Kapıştıralım mı arkadaşları? Kanka Mehmet abi olur ya. Betimlik müziği değil miydi o? Evet. Dut 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 dut. Birazcık yamuk olsun, değil mi? Anasını siktim galiba. Minik hareketlerle gideceksin moruk. Evet. Ne diyorsunuz? Bence bu delik iyi. Burası oldu. Burası oldu. Crusher ya çocuk ağzına sıçarsa senin? Ağzıma sıçabileceği bir şey yok ki. Benim tartışacağım konu tamamen objektif, morality falan ya. Ahlak üzerine konuşurum ben genel olarak. Elitizme karşı benim bütün argümanım ahlaksal argümanlar olacak o yüzden. Argüman derken. Etik yani. Hı. Ben elit yapan şeyin tamamen çevre olduğuna inanıyorum. Yani
başına gelen Yani şeyler. sen diyorsun ki Yerde zar ya. Diyarbakır'dan elit çıkmaz mı diyorsun? Mesela. Hayır, çıkabilir. İşte diyorum, o insanın da başına gelen şeyler. Ama Diyarbakır'da çok sağlam bir ailesi mi olması lazım? Ya da Bak izbe bir diyorum ki yerden abi. çıkmaz mı diyorsun? Çevre Diyorum diyorsun. ki bir insanı elit yapacak şeyler onun başına gelecek. Tamam da Şans veya başına şans değil abicim. Başına gelecek şeyi sen kendin belirlemiyor musun? Yani mesela ben 16 yaşıma geldiğimde kazandığım bölümü Türkiye'de okuyabilirdim. Kıbrıs'ta paralı bir şekilde istediğim bölümü okuyup ailemin yanında altıma babam arabamı çekmiş üniversiteye git gel de yapabilirdim. Ben dedim ki gidiyorum görüşürüz. Ben Almanya'ya gideceğim. Farklı bir şey istiyorum hayatımda dedim. Siktir oldum gittim evden 16 yaşımda. Cebimde kendi kazandığım parayla gittim mesela. Bu şartı kendime ben sağlamadım mı? cümlemi bitirmedim abi, o yüzden söyleyecektim ama cümlemi orada kesince işte Tamam verdiğim da yani cevabı. mesela benim de eğer hasbelkadar bir elitliğim varsa 2 gram bunları kendi yaptığım kazanımlarla kendime eklediğimi düşünüyorum. Abi re diyorlar. Abi cümlemin başı şöyleydi. Şansa bağlı olsa da olmasa da diyecektim. Sen girdin abi. Şimdi chatten bana re geldi diyorlar. Allah'ım cümlemi bitirseydim zaten ben orayı da kapsayacaktım. Allah Tamam, Allah. yok devam edelim olaya. Dinlemedim abi. Chat aldı benim için dikkatim. Son cümleyi bir daha şey Sen yaparsın. chat'te değil, şu an benle tartışıyorsun. Yani ben kendime kattığım elit unsurları kendi kendime kattığımı düşünüyorum. Tabii ki ailemin çok büyük etkisi var. Doğduğum aile. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Benim babam uzman doktor. Bilmeyen varsa da şimdi haber olsun. Tabii ki ailemin bana kattığı şeyler var. Ama ben babamın parasıyla Kıbrıs'ta mesela bir üniversiteye gidip, tamam mı, babamın altına çekti arabayla her gün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde kardeş napan kardeş napan diye dolaşabilirdim mesela. Bunu tercih etmedim. O sebepten dolayı kendime çok fazla şey kattığımı düşünüyorum Bak mesela. anlamadığın şu. Heh. Bir tane yaptığın seçimle Bu arkadaki sadece seçim. bir örnek. Bu sadece bir örnek. Bir seçim değil. Hayır. Genel olarak bir seçim çoğu şeyi etkileyebiliyorsa bir ufak boost çoğu şeyi etkileyebiliyor. Aynı kapıya çıkar. Sen mesela babamın yardımı yadsınamaz diyorsun. Ama işte yadsınamayacak kadar lafı edilecek bir şeyse demek ki sana kattığı şeylerin yani elbet bir etkisi var seni ittiği yere de itmediği yere de. Demek istediğim de bu benim. Tabii ki de var. Olmama mümkünatı yok. Ha işte, ben de onu diyorum. Tamam ama Çevresel etkenler. sen her şeyi bununla sınırlıyorsun. Her şeyi sınırlamıyorum. Bak mesela bir şeyin olması için bir kilit varsa o kilit belki de öyle bir babaya veya aileye sahip olmak mesela. Açılabilecek yüzlerce kapıdan biri mesela senin gibi. Ben öyle düşünüyorum. Tamam abi de çok güzel bir örnek vereceğim şimdi. Aziz Sancar. Elit bir ailenin çocuğu mudur? Bilmiyorum ben. Bana şey yap. Sana soruyorum. Biliyorsan. Google'da Yok ben. kimmiş? Nerede doğduğunu, nereli olduğunu, ailesinin ne iş yaptığını biliyor musun mesela? Ya basit bir örnek. Nobel ödüllü bir Türk bilim adamı. Abi şey devam eder misin? Vereceğin örneği abi ben. Örnek bu işte. Bir tane ya Bir kendi değil kendine yani, bulabilir. yüz binlerce bulurum bu arada ben, Hayır çok yok. rahat. Ben tekrar derim. Bir tane ya kötü ailede olup olmayasın. Dediğim gibi birçok etken olabilir. Adamın hayatında bilmediğimiz etken olabilir. Onun nasıl oraya geldiğine dair. Bunu tamamen bilemeyeceğimize göre hiçbir zaman da o zaman Tanrı üstü bir iradeden söz edemeyiz o konuda. Yani adam böyle harbiden elit olacak irade var. Helal lan elitsin sen falan demek de olmayacak. O yüzden Tanrı üstü irade değil, bilemeyeceğimiz. kişinin kendi iradesi bu. Crusher. Ben şöyle ortaya karıştırayım. Yani imkan da önemli ama sadece imkanla olmuyor. İstemek Tamam. de çok çok önemli. O adam isteyip yaptı mesela. Ama imkanın da getirdiği otomatik şeyler oluyor değil mi ya? Abi şimdi sen Adamın. bir örnek verirsin, ben bir örnek veririm, sen bir örnek verirsin. Ben sonsuza kadar gideceği için bence oradan Yok, ben çok... Yok hayır ikisinin de sana etkisi demedim, devam. var diyorum. Böyle sadece bu, sadece şu
değil de. Ortayı buldurtmaya çalıştım. Ben de sana elitizmi verdi. Zararları anlatırım yani. Anlat. Elitizmin verdiği zararları anlat bana. Merak ettim. Genel olarak herhangi bir tirant yönetici mesela. Hı hı. Kimse ona o gücü vermedi ama oraya geçti. Kendi inandığı şey üzerine ona pohpohlanan ne deniyordu şey ya o royalty'ye Türkçe'de? Kraliyet. Soylu. Mesela. Soylu diyelim. Otoritesini kendinde bulduysun. Yüzlerce insanın hayatın anasını sikti mesela. Sırf elit olduğuna inandığı için mesela. Kim? Tarih boyunca herhangi bir monarşi dediğim gibi başlangıçta. Herhangi bir monarşist lider mesela. Zamanında elit sayılan lordlar falan filandan bahsediyor. Hmm. Mesela yani. İşte imkan falan filan ben ortak noktayı söyledim işte abi. Sadece imkan veya sadece istemek tam olmuyor işte. Onu mesela, yapan adam elit olmuyor ki abi. Orta sadece isteyerek elit olamamışlar insanlar falan. Akıllı adam olamamış mı? Ha elit mi bir rekabı kabul ederim. Herhalde, o da şöyle abi. Zaten o adam onu yaptığı için elitlikten düşüyor be Crusher. Ya neyse işte o zaman işte da benim elitlikten düşüyor dediğin de bunu sen şey yapabilirsin. Yani ne bileyim bunu elitizm bürosu yok yani. Bu adam elitlikten düştü bunun bir statüsünü geçelim diyemeyeceğimiz için. Çok geniş bir şey olacağı için. Bu yani olay savunulamayacak bir şey bence yani. Bir elitizm bürosu yok yani. Sen bu elit değil yalnız bunun statüyü silin falan diyemeyeceksin. O yüzden bir mantığı yok yani böyle elitizm şudur, elitizm budur diye savunmanın. Ben öyle bakıyorum. Böyle sarsam etrafı nasıl olur bu arada? Güzel durur ama çok uğraştırıcı olur. Uğraştırmaz, ben onu katlaya katlaya götüreceğim. Ha. Üssü olarak düşün. Kötü mü olur? Yarrak gibi olur. Bence daha güzel bir kötü mü olur ya, cidden ya? Abi duvarları göstermek istemiyorum. Çirkin görünüyor. Doğal durmaz. Ya biraz şey takılıyoruz zaten. Daha bir futuristik bir ortamda takılıyoruz ama siz kolomu beğenmediniz bence. Şuna ne diyorsunuz peki? Bu olur mu? Bu daha mı iyi? Crusher'ın sikine benziyor. Kalın ve kısa. Ne? Bu daha mı iyi mesela? Ya. Kotokulu. Ay neydi? Kola kutusu. Ama bunu da şey yapamıyoruz işte. Adam ringe çıkacak sanki ama yazdığına bak. Bu... John Lankro beni spamleyip duruyor bu arada. Öyle de bir detay var. Crusher'ı dağıtayım ne amına koyayım. Böyle kafası çıksın mı hafif? Crusher'ın siki gibi. Ya abi. Çıksın mı böyle kafası biraz? Çıksın bence. En son şey olacak çünkü böyle top görünecek yani. Çıkmasın mı kafası? Çıksın abi, siz anlamadınız. Çıksın. Kafası çıksın. Siz son şeyi gözünüzde canlandıramıyorsunuz abi. O yüzden sizden hiçbir zaman mimar olmaz. Hep kel kalacaksınız amına koyduklarım. Her kolum çıkacak. Yunan sütun. Ha. Hep kel kalacaksınız abi siz. Şimdi bak. Üzülmeyin arkadaşlar. Ben kel ve seksim. Aa işte böyle oldu mu blueprint atman gerekecek ya, aman. Doğurdu beni. Ne dedi Emrah? Kendini seksi mi zannediyormuş Emrah? Evet, inanılmaz seksi. Üzüldüm. Abi çek beni anlatayım, tamam hadi geçin Cahari'ye Discord'a. Fight'ımız orada devam edelim. Hadi bakalım. Hadi let's go. Round 1 fight. İki Keko'nun karşılaşması. Geldim abi. Açtım buraya yayını. Çekin John Lankrow'u. Ben uğraşamam. Oyunumu oynuyorum. Bunlar da fight yapsınlar. Tam aradığım içerik şu anda. Şu anda olacak mı? Şu anda tam yapacak aradığım içerik. Hakem Ahmet abi. Ben de DJ. 3 dakika süreniz var arkadaşlar. Allah'ım. Loliros'u var profilinde bir de.
Spice'leri açalım. Ananın amı. Geldi bak. Nerede? Sab odası bir. Çekeyim çekiyorum. Mi? Çekiyorum. Dur ben çekiyorum. Çek. Hay anan. Mouse'u yukarı götüren. Lan. Evet aslanım. Hah. Çektim. Hah. Dur. Mute'unda açayım. Orası sesim geliyor. Geliyor evet. Konuş yavrum. Şimdi bir kere o LOL Hilosu, Hero'su değil. Witcher'daki bir karakter. Önce onu söyleyeyim. Ön yargıların çok fazla. Bana da salyalı dedin ama abicim bilmediğin şey hakkında fikir söylediğin zaman ben trigger oluyorum, triggerlanıyorum. Şunu söyleyeyim. Elitler olmasaydı toplum çökerdi abi. Çünkü bu senin elitten anladığın şey mavi kan. Alakası yok. Yani sen soydan gelen aristokrasiyle elitizm arasındaki farkı bilmiyorsun abi. Heh, bunun başında ne dedim ben de? Elitizm birçok şeye genişletilebilir. Ne tür hayır. Bir elitten bahsediyorsun dedim. Hayır. Elit bellidir abi. Elit yani bunu çekebileceğin bir yer yok. Yo var. Elit birikim sahibi bilgi anlamında. Ha, objektif bir şey midir diyorsun sen? Objektif bir değer midir elitizm? Herkese göre aynı mıdır? Evet. Bana göre değil diyorum ben de. Al, yaşayan örneğim mesela. Tamam çünkü sen elitizmin ne olduğunu anlamıyorsun. Ha, senin bu kafandaki karşı argümanın anlamıyorsun. Senin kafandaki anlatıyorum dinleyecek misin? Tabii. Senin kafandaki elitizm mavi kan, aristokrasi. Aristokrasi ile bir kere elitizmin aynı şey olmadığını anla. Dediği gibi marangoz da elit olabilir. Anladın mı? Çünkü yani elit dediğin adam abi bilgi sahibi. Kendini eğitmiş, kendini yetiştirmiş. Belli konularda veya belli sadece bir konuda gerçekten bilgisiyle toplumu aydınlatabilen adamdır. Yani bir marangoz işini çok iyi yapar ve bildiği işi kendine araştırır mesela, öğretir. Kendini geliştirir mesela, yeni bir teknik bulur. Ya da başka bir tekne alır, uyarlar, oradan evet. Başka bir şey türetir. Bu elit evet. Bir marangoz. Ve bunu mesela topluma aktarır, bunu kendine saklamaz. Toplumdaki insanların seviyesini yükseltir, elit budur. Bugün yaşadığın cumhuriyetin bile bu kadar dayanabilmesi bazı şeylere rağmen bu elitler sayesinde. Atatürk'ün de zamanında kurmak istediği elit para babası değil, bilgi sahibi, eğitim almış ve bu eğitimi daha sonraki gelenlere aktarabilecek insanlardır elitler. Abi yani, öyle bir varsayıyorsun ki her şeyi ya. Atatürk'ün ne yapmak istediğine atladın buradan. Ne alaka ya Allah aşkına. Bir abi, konu, Atatürk bir konu başında kal. Bir konu başında kal. Başka bir yere atlama, sonra cevap vermeyi atlayınca da buna ben cevap aynı falan deme. Tamam. Yani Atatürk bu toplumun gördüğü en büyük elittir. Yok, ben Atatürk elit olarak görmem. Mesela milliyetçi olarak görürüm. Toprağa duyduğu bağlılık şeyini yerine getiren bir adam olarak görüyorum. Atatürk yani. Elit değilse kim elit lan? Kim elit abi? Gerçekten. Sen o bir şey diyeceğim de yani hepsi elit. Şöyle bir gerçek adam var. Atatürk dediğin adam sadece milliyetçi veya sadece vatan kurtaran bir adam değil ki. Adam o kadar savaşın hırın gürün içinde adamı vatan haini ilan etmişler, fetvalar çıkmış, resmen üzerine Bloodhunt koymuşlar. Adam aranıyor yani, bir yandan vatan kurtarmaya çalışıyor bilmem ne. Kafasında kurduğu hayal şu bir yandan da. Ulan bir Türk dil kurumu kuralım da çocuklarımız, gençlerimiz şu dili düzgün konuşsunlar, kendilerini ifade etsinler, okuduklarını anlasınlar da güzel güzel insanlar, bilim adamları, bilim kadınları yetişsin de memlekete bilim ilim gelsin. Adam bir yandan bunun hayalini kuruyor. Ben bundan daha elit bir şey düşünemiyorum bu arada. Elitizm bu zaten. Yani tam olarak dediğimiz konu bu. Üşüdüm bir şey giyip geleceğim. Devam et. Sen elitizmin ne olduğunu anlamıyorsun. Yani bilgi olmadan fikir sahibi olunca bu oluyor. Bak sen şimdi, elitizmin ne olduğunu bilmiyorsun. Elitizmin kelime anlamını Google'lar mısın şu an? Bana bilmiyorsun diyorsun. Google'lar mısın? Lütfen. Vaktin varsa ya da müsaitsen. Herkes Google'layabilir mi? Seçkin demek abi. Ne olur biri Google'layabilir mi? Ben söyleyeyim, seçkin demek. Okur musun bana bunu? Seçkin demek abi. Okuyorum. Elitizm veya seçkincilik. Bir elitin veya bir azınlığın yönetmesi gerektiğine inanma ve yönetim işinin bir elit veya azınlık tarafından yapılması anlamına gelir. Elitizm. Tamam. Bu okuduk tamam mu? Tamam. Katılıyor musun bu açılıma?
toplumları cahiller yönettiğinde ne olduğunu şu an görebilirsin. Sen abi. Sen soruma cevap verecek misin? Katılıyor musun? Elbette şeye? Toplumu elitler yönetmeli abi. Toplumu elit yönetmeli. Toplumu otobüs şoförleri yönetmemeli. Toplumu otobüs şoförleri yönettiği zaman ne olduğunu hepimiz biliyoruz galiba, değil mi chat? Şeyden bahsediyorsun sen. Bolivya'dan bahsediyor bu arada. Evet. Evet. Dur. Uganda'yı kastediyorum. Tamam, şimdi konu üzerinde kal. Maduro. Maduro'ya laf attı o. Tamam, lütfen. Evet. Sen bir azınlığın yönetmesine katılıyor musun? Mesela bir azınlık yönetmeni mi sence her zaman? Azınlıktan kasıt orada bilgili, kültürlü, elit. Yani oradaki azınlık mavi kan değil veya işte aristokrasi değil. Ya da belli bir milliyet kimlik değil. Yani işte toplumu Ugandalılar yönetsin ama Uganda'ya gelmiş Amerikalılar yönetmesin gibi değil. Oradaki anlamı iyi anlaman lazım. Orada hala elitler... soruma cevap vermedin bu arada. Yarım saattir anlatıyorsun. İşte seçkini anlamış ama elit anlamamış. Seçkin kişi. Evet, ben zaten toplumu bu şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyorum dedim. Azınlığın yönetmesine inanıyor musun dedim. Bana yarım saat şu yönetmeli, bu yönetmeli. Şu anda da ben... mesela Türkiye'yi çoğunluk mu yönetiyor sence? Çoğunluk mu yönetiyor gerçekten? Abi bir soruma cevap verse bir veriyor musun? Evet ya dedi oğlum. Zaten. Evet dedi evet zaten dedim, ona. Beşinci evet diyişim. Peki azınlığın yönettiği yönetim şekline ne deniyor? Abi sen azınlıktaki abi. Cevap ver ya, bir yere varacağım demek ki. Abi anlam çekmeye çalışıyorsun. Oradaki anlam azınlığın ne olduğunu basit, anladın mı sen? Basit bir soruya cevap verir misin sen? Evet. Veriyorum zaten. Evet. Hayır. Tamam. Peki azınlığın yönettiği yönetim biçimine ne deniyor? Bunu biliyor musun? Biliyorsundur bence. Sen söyle abi. Hadi aydınlat bizi. Otokrasi. Değil mi? Otokrasi. Peki otokrasi o azınlık için bir çember çiziyorsun, farkında mısın? Yani senin otokrasi dediğin şey belli bir azınlık abi. Buradaki azınlıktan kasıt elit yönetimdeki insanlar, yani elit insanlar diyor abi. Bu Türk olur, Kürt olur, bu Ugandalı olur, bu adam fakirdir, zengindir. Evet, orada bunu ben de gireceğim. Mi? Ben de gireceğim araya. Şundan bahsediyoruz. Kraşı, senin bahsettiğin şey şu. Sen zümrecilikten bahsediyorsun ya da mezhepçilikten bahsediyorsun. Elitizmde zümre veya mezhep ayrımı yoktur. Elit sen elitsindir sen abi. Sen de bir elit olabilirsin. Ha, bu... Ben de diyorum ki ben de benim ırkımdan olmayan, benim değerlerime sahip olmayan hiçbir eliti kabul etmiyorum diyorum, ben de bu kadar basit. Burada fikir ayrılığına varırız. İyi de senin mesela değerlerinden kasıt da mesela. Ne ya şu bir dakika, şöyle bir şey yalnız. Senin birini elit kabul edip etmemen o kişinin elit olup olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Heh, tamam, tam olarak bu işte. Tam olarak bu. Mesela senin elit gördüğünde bak 5 dakika önce aynısını dedim sana ya. Abi görmekle alakası yok şimdi. Bir dakika abi. Sen mesela Marx'ın düşüncelerine karşı olabilirsin ama Marx'ın elit bir adam olduğu gerçeğini inkar edemez kimse dünyada. Abi kime göre gerçek? Allah aşkına. Az önce söyledim. Nasıl kime göre? Abi kime göre değil bu? Bir dakika, bu göreceli bir şey değil. Bir dakika. Bir saniye. Hayır, bir saniye. Bu göreceli bir şey değil. Dünya üzerindeki kimse Marx elit değil diyemez abi. Öyle bir şey yok. O yok yani, imkansız. Ya Marx elitizmin kökünü kazımak ister. Fark etmez. Elitist diyorsun adama. Elitist demiyorum. Elit diyorum. Marx elit bir adamdır. Elitizmin kökünü kazımak istemesi elit birisi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir dakika. Kraşır elitizmi anlamış. Eliti anlamamış abicim. Evet, elitizm ve elit farklı şeyler Kraşır. Elit bir adam elitizmin kökünü kazımaya çalışıyor. O kelime açıklaması yaparken bile elitizmi anlattı. Eliti anlattı. Abi. Ne var abi? Bir dakika. Diktatör bir adam diktatörlüğü kaldırmak için de uğraşabilir. Demokrasiyi getirir, evet. Cumhuriyeti getirir. Bunda bir sıkıntı yok ki. Hayır, argümanını güçlendirmiyor diyorum. Demek istediğim... Yok, güçlendiriyor. Ay. Abi elitizmle elit arasındaki farkı biliyor musun? Yani elitçilik abi, ile elit arasındaki sana, farkı... 5 dakika önce sana elitizmin kelime anlamını okutup öğrettim. Elitin, yani. Hayır. Chat şahit, elitin sen elitizmin kelime anlamını elitizmin dedim ben sana. Elitizmin kelime elitizm anlamını demedin. Elit dedin abi. Hala Google Tab'i açık. O da seçkin demek dedi. Sonra sen elitizm mi açıkladın? Elit. Evet. Açık. Yani ben tamam. Elitin anlamını oradan zaten. Ben de diyorum ki senin elit olarak gördüğün insanın elit, senin gözünde elit olmasını etkileyen... Benim gözümde elit diye bir şey yok. Benim bak, gözümde konuşturmuyorsun elit hala.
Hayır, bak, konuşturmuyorum değil. Yanlış bilgi veriyorsun. Yanlış bilgi üzerinden ilerliyoruz. Bilgi vermiyorum. Diyorum ki bilgi vermedim evet. Az önce. Ben sana neden argümanımın nereden geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bilgi veriyorsun diyorsun. Daha argümanı sunmadım. Sen bana yanlış bilgi verdin dedin. Ama, yani ama demin dedin ki görecelidir. Göreceli değildir elinde. Konuşturmayacaksan ve argümanı daha sunmadan yanlış diyeceksen bir yere varamayız. Tamam, dinliyorum abi. Dinliyorum. Dinliyorum şu anda seni. Senin o edit olarak gördüğün insanın bir de edit olmasını etkileyen milyonlarca faktör var. Bunun çoğunu biz bilmiyoruz. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Ben de diyorum ki sen bunu böyle elit doğulmaz, elit olunur diye empoze edersen doğru bir bilgi olmaz. Ha, ben elit doğamazsın abi. Tamam, ben de aynısını dedim az önce. Elit olursun. Tamam işte aynısını dedim ben de az önce. Dinledin mi? Tamam, dinledim de sen ha, burada bana ki, ben bunu şunu söylüyorum. Ben bir soru sorayım o zaman. Senin elit olmana toplumda ne gibi bir engel var? Toplumda değil, sistemde milyonlarca engel var. Sıfır ne? Engel var. O sıfır engel var abi. Sen elitizm var. Elitle ya, karıştırıyorsun. O kadar siyah beyaz bakıyorsunuz ki. Şimdi şöyle bir dakika Crusher. Bak, senin bu dediğin, atıyorum, çok şey bir örnek vereceğim ama onun da counter örnekleri var. Orta çağda yaşarsın abi, tamam mı? Ailenin tek geliri elinizde bulunan 4 keçiden gelen süttür. Ben elit olamam abi der, oturur ağlarsa ki onun da counter'ı var. Yani Avrupa'dan yola çıkıp Arap Yarımadası'na gidip de orada doktorluk öğrenip ondan sonra tekrar memleketine dönüp bu bilgiyi aktaran adamlar da var mesela tarihte. Adam mesela siklememiş abi, benim anamın keçisi varsa keçisini sıçayım demiş, gitmiş. Tıp nerede en kralsa gitmiş orada. Tıp öğrenmiş dönmüş abi herif. Böyle hikayeler de var. Ki sen 2019'da yaşayan bir genç olarak elit olmaman için hiçbir sebep yok. Yani oturduğun yerden İnternet. Elit olabilirsin. İnternet diye bir şey var. İster elit ayrıca, ister ama elit atom ayrıca bombası yapmayı öğren internetten. İster marangozluk öğren. Kafana göre takıl. Elit ayrıca bir statü olduğu için birazcık da Crusher haklı olabilir mi? Şimdi ben, abi, benim anlattığım hiçbir şey anlaşılmadı ve sizin anlattıklarınızın anlaşılmasını bekliyorsunuz. Ben böyle bir yere varabileceğimizi sanmıyorum. Ya Crusher ağlayıp durma, anlat işte. Ağlamıyorum şey. Abi. 5 dakikada 6 kere lafım kesildi yani. Bu da mı benim ağlamam Emre abi? Allah aşkına yani. Tamam. Bir şey soruyorum, soruma cevap vermeyip 6,5 dakika etrafında. Arkadaşlar Crusher'a baskı yapmayın. Sakın chatten bir şey yazmayın. Size de takmayın. Ya tam ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum chat'e. Yok ya. Tamam yok. Hadi şaka maka değil abi. Tamam, konuşmuyorum. Devam. Ya bir kere konuşmamak için. Devam yok abi. Ben dinliyorum. Allah Allah. Sinir ettiniz adam, bir şey diyeceğim. De abi. Ananı sikerim. Devam. Merak ediyorum ben gerçekten. Crusher sevin, paylaşır mısın? Ben de merak ediyorum. Paylaşmam seninle abi. Görüşelim. Ben bu sırada Emrah mıydı? Emrah sana diyor. Evet. Emrah. Kapalı. Söylediğin bir şeye cevap vermek istiyorum. Hani dedin ya belli bir zümre. Abi ha, işte orada ayrılıyoruz. Şimdi elit demekle zümrecilik farklı şeyler. Yani sen dersin ki mesela ben Emrah'ım ve benim ailemdeki herkes çok soylu, çok elit. Bunları elit olarak kabul edeceksiniz ve bunlar sizden üstündür. Bu zümrecilik. Şey de yok hayır. Yani elit dedin ya demin bir zümreye affedilir dedim. En son dediğim mi? Yok birazcık evet. Statü olabilir demiştim. O ayrı bir şey. İşte hani elitlik sonuçta bir adamın elit olduğunu nereden biliyorsun ki mesela? Abi işte o adam onu bir şekilde paylaşmış veya birisi tarafından biliyorsun ki. Ya hafif böyle şey gibi oluyor yine, statü gibi oluyor yani. Yoksa bir mucit, evet ha. Elit ama... Peki sana şunu soracağım. Ne zaman elit? Kusura bakma. Ben şimdi Twitch'te yayın açsam benim yayıncı olduğuma kim karar verir abi? Heh, yani işte ben oraya geliyoruz. Yayın açtım. Şimdi bir dakika anda... sen start stream tuşuna sen bastın diye. Aslında. Hayır, start stream tuşuna bastın diye yayıncı olmuyorsun. Yayıncı oldun mu mesela? Yaparsak şimdi. Olmadın yayıncı. Yayın açtın. Yani buna karar